Çeyizhanem YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte çok güzel şifa deposu bir mercimek çorbası yapacağız. Ben bir bardak kırmızı mercimeğimi güzelce yıkadım, temizledim, ayıkladım. Tabağımın içerisine aldım. Daha sonra bir baş soğanımı doğradım. Bir adet patatesimi doğradım. Bir tane de sarımsağımı doğradım. Şimdi haydi çorbamızın yapılışına geçelim. Kırmızı mercimek çorbamı yapmak için tenceremi ocağıma aldım. İçerisine yarım çay bardağı kadar yağımı ilave ettim. Isınmasını bekliyorum. Isınan yağımın içerisine bir baş doğranmış soğanımı ilave ediyorum. Birazcık kavuruyorum. Kavrulan soğanımın içerisine bir diş sarımsağımı ilave ediyorum. 1-2 dakikada böyle kaynatıyorum. Kavrulmuş olan soğanlarımın içerisine mercimeğimi ilave ediyorum. Bir bardak yıkamış, temizlemiş olduğum mercimeğimi çorbamın içerisine ilave ediyorum. Mercimeğimi de biraz yağda çevirdikten sonra üzerine bir adet küp küp doğranmış patatesimi ilave ediyorum. Biraz da böyle pişirip suyunu vereceğiz. Mercimeğimizin içerisine bir tatlı kaşığı kadar tuzumu da ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Şimdi mercimeğimizin suyunu ilave ediyorum. Yaklaşık 9-10 bardak kadar su ilave edip mercimeğimiz yumuşayıncaya kadar pişiriyoruz. 9-10 bardak kadar suyumu ilave ettim. Şimdi mercimeklerimin yumuşamasını bekliyorum. Daha önceden ben et suyu yapmıştım. Bunları şimdi mercimek çorbamın içerisine ilave ediyorum. Buzluktan çıkarttım. Direkt olarak çorbamın içerisine atıyorum. Ve biraz böyle pişmesini bekliyorum. Kırmızı mercimeğimizi pişirirken üzerinde şöyle beyaz köpükler oluşuyor. O köpükleri şöyle alıp da atarsanız çorbanız daha berrak ve duru olacaktır. Ben şimdi bu köpükleri şöyle toplayıp geliyorum. Köpüklerini aldım. Biraz daha oluşursa onları da alacağım. Çorbanız böylelikle daha lezzetli ve daha duru bir şekilde olur. Kırmızı mercimek çorbamız gayet güzel bir şekilde pişti. Birazdan blenderdan geçireceğim. Mercimeğimi blenderdan geçirmeden önce şimdi ben üzerine sosunu yapıyorum. Mercimeğimizin sosunu yaparken yarım çay bardağından biraz azıcık sıvı yağ ilave ediyorum. Eğer evinizde tereyağınız ya da margariniz varsa biraz da ondan ilave ederseniz daha da lezzetli olur. Şimdi biraz yağımızın ısınmasını bekliyorum. Yağımız ısındı. İçerisine bir tatlı kaşığı nane, bir tatlı kaşığı da kırmızı pul biber ilave edip birazcık kavuruyoruz. Şöyle sosumuzu gayet güzel bir şekilde yakmadan kavuruyoruz. Daha sonra mercimek çorbamızın içerisine ilave edeceğiz. Mercimek çorbamızın sosu da hazır. Birazdan çorbamıza ilave edeceğiz. Mercimek çorbamız güzelce yumuşadı, pişti. Şimdi blenderdan geçireceğiz. Evet arkadaşlar, blenderımızı karıştırıyorum. Çorbamı blenderdan geçirdim. Şimdi üzerinin sosunu ekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi kırmızı mercimek çorbamız o kadar güzel kıvamlı oldu ki kış aylarının vazgeçilmezi, grip olduğumuz zaman, üşüttüğümüz zaman çok güzel yapıp deneyebileceğiniz çorbalardan oldu. Şimdi çorbamızı servise alıyoruz. Kırmızı mercimek çorbamız servise hazır. Üzerine şöyle sosumuzdan birazcık ekeliyorum. Çorbamızın sosunu ektim. Yanına da şöyle güzelce limonumuzu ilave ediyoruz. Çorbamızın içerisine
Sıkıyoruz. Gayet güzel şifa deposu bir kırmızı mercimek çorbası yaptık. Yapıp deneyen herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer zil sesini açarsanız yollamış olduğum videolardan anında haberdar olursunuz. Şimdiden herkese kolay gelsin. Diğer videolarımda görüşmek üzere. İyi seyirler.